Aa, çok özledim vallahi, çok özledim. Merhaba. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldin başkanım. İyi. Yavrum hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ben yavruma bakıyorum senin be. Hoş geldin. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Hayatlarım. Ya senin oğlum ben. Yaşasın. Yaşasın bu günleri gelseydi Allah. Anneciğim. İyisin değil mi? Özgür ne yapıyorsun? Allah. Allah. Seni gördüm çok iyi oğlum hoş geldin. Gelsin Özgür'üm ben. Biraz önce burada bize merhaba diyen, duygularını paylaşan Girca'nın cesur kadınları, güzel kadınları, tüm Türkiye'ye direnişte örnek olan kadınları ve tüm Yırcalılar. Ben Yırca'da şöyle bir söz vermiştim. Demiştim ki, göreceksiniz bir gün Soma'yı da alacağız, Manisa Büyükşehir'i de alacağız. Yırca'ya geleceğiz, burada zeytin festivali yapacağız. İşte o gün bugün arkadaşlar, o gün bugün. O gün kesilen zeytinlerin yerine 6000 tane zeytin ağacı çeşitli derneklerden, belediyelerden, hediyelerimizden temin edildi, ekildi. Bugün ilk kez onun hasatını yapacağız. Bu direniş nasıl başladı derseniz şöyle başladı. Muhtarımla köy kahvesinde oturuyorduk. Herkesi toplamıştı. Buna direnmek istediklerini ama insanların kötü örneklerden korktuğunu söylüyordu. Bir tane mendil vardı. Kapının önünde de kum vardı. O kumdan bir avuç aldım ben. Herkes hatırlar. Dedim ki her biriniz ayrı ayrı durursanız bu kumlar gibi bu camda dağılacaksınız. Camdan kumlar döküldü. Sonra muhtarım kahverengi beyaz mendili vardı. Onu açtık. İçine kumu koyduk. Kumları böyle sıktım. Topaç oldu böyle. Dedim bunu bu cama atayım mı? Muhtar dedi atma kırılır dedi. Dedim ki birlikte durursanız önünüzde hiçbir engel olmaz. Ayrı ayrı kum taneleri değil hep birlikte mücadele vereceğiz. O gün biz direnmeye karar verdik. Bugün direnişin başarısının 10. yılında zeytin hasatı yapacağız. Biz mücadele edenlerin kazandığını, başardığını tüm Türkiye'ye gösterdik. Bundan sonra da hep birlikte mücadele ederek başaracağız. Türkiye'de iktidar olacağız. Çevre mücadelesinde şimdilik kim kaybetti görülüyorsa kazandı görülenlerin kaybedeceğini, köylülerin, çevrecilerin kazanacağını hep birlikte göreceğiz.